değerli izleyenler, kayınvalide ve kayınbabaya anne baba dememek boşanma sebebi sayıldı. Karar Yargıtay'dan çıktı. Emsal niteliğindeki bu karar sokakta bakın nasıl yankı buldu. Teyze değilse ben ona ısınamazdım. Gerçek söylüyorum. Çünkü oğlum nasıl seviyorsam onu da öyle seviyorum. Anne demek biraz farklı bir olay aslında. Yani hani kendi annene anne diyebiliyorsun aslında. Kayınvalidene anne demek bana da biraz garip geliyor açıkçası. Destek veren de vardı, karşı çıkan da. Son noktayı Yargıtay koydu. Kayınvalide ve kayınpederine anne baba demeyen kadın suçlu bulundu. İlginç boşanma davası Bursa'da görüldü. Anlaşamayan çift boşanmaya karar verdi. Davacı koca eşinin kendi ailesine anne baba demediğini savundu. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Demeyenleri de saygıyla karşılamak gerekiyor bence. Yani sadece anne deyip hani yüzüne gülüp anne deyip hani sevmeyenler de var. Tam tersi olan da var mesela. Hani burada yani önemli olan söylemden çok göstermiş olduğu davranışlar bence hani. Gelenekler öyle icap ettiği için derim ama İstersiniz ikna biraz, oldum ben biraz, zaten şu an. Biraz. Baba anneannene ne diyor? Babaanne. Eyvah, çok karışık. Yarın bir gün evlendin diyelim. Annene anne mi diyecek senin eşin? Özge diyor ona. Dava Bursa 8. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Eşine karşı dava açan kadın, kocasının kendisine ve çocuklarına vakit ayırmadığını ileri sürdü. Maddi ve manevi 100 bin lira tazminat talep etti. Öyle uygun görmüş, öyle demiş. Bir şey de demeye bilmiyorum. Kusur sayılmasına gerek yok diyorsun. Tabii ki, aynen, herkesin görüşü sonuçta. Yerel mahkeme kadını tam kusurlu saydı, boşanmalarına hükmetti. Kadının tazminat talebinde reddetti. Ancak istinaf mahkemesi kararı bozdu. Gelininiz size ne diyor? Anne diyor, anneciğim diyor. İsminizle hitap etse? Yargıtay yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kayınvalide ile kayınpedere anne ve baba denilmemesini evlilik birliğini sarsacak kusur olarak saydı. Ben de anne baba dedim. Ama tabii toplumda öyle bir durum olmasa dememeyi tercih ederdim. Çünkü onlar benim annem babam değil. Beni yetiştirmediler. Anne diyoruz, beni doğurmadı. Kayınvalidenize gerçekten içten gelerek bir anne diyor musun? Ben diyorum vallahi. Çünkü beyin tek damadıyım. Diyen desen olacak yani. Sonuçta o senden büyüğün yani. Senin eşinin annesi babası. Onun annesi senin annen bu yani. Değişen bir şey olmaz. Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliği taşıyor. Onların mutlu olması benim için önemli olan. Der veya demez, kendi tercihi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.